Herkese merhaba, yeni bir vlogla karşınızdayım. Ay, çok enerjisiz mi açtım, ne oldu bilmiyorum. Belki bu açılışı beğenmem, tekrar çekerim ama nedenini de söyleyeyim. Duman'ı veterinere götürdük. Elif ablanın arkadaşı Gülhan'a götürdük. Sağ olsun, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Vetland sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Duman orada bayağı bildiğiniz, yani uyutulmadan tıraş olsun dedik. Sinir krizi geçirdi, çok üzüldüm. O enerjisizlik bu yüzden. Ama sonra uyutmaya karar verdik çünkü çok stres oldu. O şekilde stres olmasını istemediğim için uyutuldu. Bir de ben diş temizliği de sürekli yaptırıyorum. Şey yaptık, diş bakımı da yapıldı. Tartarları falan vardı, onlar da alındı. Şimdi eve geldik, uyanmış. Kendinde. Ama çok böyle kendinde değil. Çünkü şu an kendi olsam yağlar evde olmadığı için. Beril, duman al. Duman alır mısın aşkım? Duman al kapıdan. Ben alayım abla. Kızlar neler oldu neler bir bilseniz. Duman sinir krizi geçirdi. Böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda Duman'ı böyle görmedim. Yani o kadar uysal, o kadar sakin bir kedi ki. Veteriner şurası ne kadar eldiven taktı. Yok ama böyle parçalayacak resmen. Ben korktum biliyor musunuz? Odadan çıktım. Duman tanıyamadım. Şimdi dişlerine de... Şimdi dedi sonra bakalım. Şimdi hemen hep etkilenecek. Cigar oğlum onu yiyor. Cigar oğlum, cigar oğlum. Anne. Duman rahatlıyorsun işte. Hoş geldin. Değilsin tabii ki. Ha, dur yanlış. Sarabilir miyim? Şöyle. Ondan da. Anneciğim oraya kapat. Neden? Çünkü iki taraf açık olunca kapı açılmayacak ki, böyle açalım. Şık annem. Şık yuvana şık annem. Ay, çok yakışıklılık gitti ya. Bir yakışıklılık. Olsun annem, rahatlayacak minim kucum. Bayram tıraşı ya. Yaptık. Dur kendi çıksın bakalım. Çıkmayacak. Hadi tamam. Çık annem. Hadi çık özgürlüğe. Anne. Anne, annem ya annem. Ne kadar ağladı biliyor musunuz? Yağladı. Kediler ağlar mı demeyin. Vallahi babası da gördü eşimde. Gözünden ki. Bir yaş geldi. Yağladı ki anne. Anneciğim tıraş uyutmadan yapalım dediler. Dumanda tıraşlanırken o tıraş makinesi değiyor ya buralarına. Ay gözünden sicim sicim yok. Ne alaka anne? Korktu. Canım acıyor, ne alaka? Korktu. Bir de bacakları ağrıyabiliyormuş. Uyuyayım. Çıkmıyor da ya, çıkmıyor da. Kendi çıkar şimdi. Hoş geldin evine. Duman kalktığı gibi böyle kuzular yeni doğuyor ya, hani doğunca yürüyemiyorlar. Aynen onun gibi düştü benim oğlum. Şey, demek ki daha tam uyanamadı. Anne şey nerede? Ne? Ya getirmedin mi o yastığı? Hangi yastık? Yastık orada ya, bak sende. Ha nerede ya? Bu yastığı demiyor musun şimdi? Sen de öyle küçük olayım. Tamam. Bildi. O bu işte. Ya yastıkta yatacağını düşünmüyorsun değil mi? Düşünüyorum. Aynen sen kendine gel burada birazcık dinlen. Bunu koydum ki üşümesin. Şimdi tüyleri gitti ya. Bir anda böyle parkeden soğuk alır. Benim çünkü oğlum hiç mühimmel bir bebek. Edilöy ki akrobatik hareketlerle buradan gitti. Ay, güzel Duman'ım benim. Anne bu ne ya? Bir şey olmuş geriye. Bak yürümeye çalışıyor. Gidebilecek misin? Duman yürüyemiyorsun. Bugün Gül'e iftara davetli. Vay geç kaldık ama. Duman veterinerden geldikten sonra kusmuş. Ben de eve geldiğimde hazırlanıp gelecektim hemen. Ama onu kusmuş görünce biraz böyle kontrol etmek istedim nasıl diye. Dedim geç kalırsak da canımız sağ olsun. Hani hiç sorun değil, yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten insan aklı kalıyor. Öyle Duman'ı beklediğim için sonra da tatlı al falan derken bayağı bir geç kaldık. Hatta iftar 15 dakika geçti. Neyse Gül'e dedim siz yiyin, kusura bakmayın. Kız şimdi bizi bekliyor. Evet kızlar geçin bakayım siz. Gülcüm. Tatlı. Hoş bulduk. Sofraya çekeceğim ve sonra hemen oturacağız. Çünkü bayağı bir geç kaldık, zaten bizi beklediler. Ama masası falan çok tatlıymış. Hadi bakalım. Ay nasıl yoruldum ya. Beni yaparsın. Dil öküyor. Kapağı düşürdü de. Şimdi Gül bize çok güzel yemekler yapmıştı ama biz geç kaldığımız için ben size yemekleri çekemedim. Ama gerçekten ellerine kollarına sağlık. Çocukların çok seveceği bir sürü şey yapmıştı. İşte meyveli parfait tatlısı yapmış, salata, bir sürü ikramlıklar var. Çocuklar seviyor diye körili makarna bile yapmış. Fırında kebap sağ olsun. Çok güzel bir böyle nohutlu pilavlı mevlüt pilavı yapmıştı. Bir de tadını çok beğendim. Közlenmiş bir domates çorbası, biber çorbasıydı pardon. O da çok güzeldi. Ve ben gelmeden kahve sunumu bile hazırlamış. Tabii biz ama önce çayımızı içeceğiz. Aynen. Çaydan sonra kahve. Şimdi bak buraları hiç toplamıyoruz. Ha, direkt çay. Önce çay keyfi yapıyoruz. Ondan sonra ne istersek yaparız. Az benim tatlı tabağım aşk. Böyle günün ev turu gibi demeyelim de kızlar. Öyle çok uğraşamayacağım çünkü şu an tadını çıkarmak istiyorum ama fikir olsun diye Gül'ün böyle size balkonunu çekeyim. Küçük benim balkonum gibi ama aldığı takım tam cuk oturmuş.
Bir de oturma odası. Burası da çok tatlı. Durun size geniş kamerada. Şöyle hani dikdörtgen giden bir odayı gerçekten çok güzel değerlendirmiş. Özellikle ben şöminesini çok beğendim. Çok tatlı duruyor. Kızlar şimdi Gül'le hemen Türk kahvelerimizi yaptık. Daha doğrusu Gül yaptı. Beraber şimdi balkona geçip sıcak sıcak kahvelerimizi içeceğiz. Normalde aslında Gül kahveyi pek sevmiyor. Ama benim için benimle içecek. Şimdi hazırlandım. Bu bayramda böyle saçlarım maş olsun dedim. Farklı olsun dedim. Birazdan köye çıkacağız. Çıkmadan da burada da hediyeler var. Bu üstündekini görümcem bana almış. Büyük görümcem İknur ablam. Bu arada İknur abla İstanbul'dan bayramda bize geldi. Yani bize derken Ordu'ya geldi. Elif ablalarla bizim yanımıza. Kayınvalidem adada, kız kardeşleriyle tatilde. Kayınbabam da İstanbul'da. Onda orada zaten kendi tanıdıkları, arkadaşları, akrabaları falan var. Bu bayram ilk defa ayrı olduk. Buraya taşındığımız günden beri 10 yıldır ilk defa annemle babam olmadan bayram geçireceğiz. Yine de dedik böyle adeti bozmayalım, köyümüze gidelim. Büyüklerimiz var işte, eşimin amcasının, teyzesinin, şey, dayısının eşleri falan var, yaşayanlar var. Onların elini öperiz. İknur ablanın da görmek istediği akrabalarımız vardı, onları da görürüz. Bir de eşimin dedesinin falan mezarları var. Mezarlara da gider yine her seneki gibi dualarımızı ederiz ve döneriz diye düşündük. O yüzden hazırlandım. Tacı takıp takmamak konusunda kararsızım. Sizce taksam mı bilmiyorum. Kombini göstereceğim size, ona göre yazarsınız. Öyle çıkıyoruz. Güzel bir bayram olsun inşallah. Sevdiklerinizle, ailenizle, akrabalarınızla, annenizle, babanızla, evlatlarınızla hep çok mutlu olursunuz. Sizi seviyorum, gidelim. Kombinim bu şekilde. Bunu bana ilk dün abla almış. Çok beğendim. Normalde ben X'e giyiyorum, bu M. Ama bence bunun büyük olması daha güzel durmuş. Çok tatlı bir görüntüsü var. Burada böyle incileri olduğu için inci tacımı takmak istedim açıkçası bugün. Böyle tacımla gezeceğim. Sizce taksam mı, takmasam mı? Bence takayım ya. Değişiklik güzeldir. Ama benim taç başımı ağrıtıyor. İşte şuralarımı rahatsız ediyor. Çok rahatsız ederse çıkartırım. Şimdi dedim ki İdilöke'ye hem markete gidelim bir şeyler alalım dedim. Harika arıyor şu anda. Hem de dedim ki marketteki kızçalarla da bayramlaşalım. Çünkü bugün onların çalışanları var, çalışmayanları var. Şimdi çalışanlar marketteler, ailelerinden uzaklar. Gidelim dedim, kızlarla da bayramlaşalım. Çünkü her gün birbirimizi görüyoruz. Artık onlarla da bir aile gibi olduk. Gidiyoruz. Çünkü YouTube'a bir bayram vlogu gelsin yani, değil mi aşkım? Bayramlaşma tabii ki Pınar ablaya geldik. Pınar abla, kim söyleyeyim hemen. Kayınvalidem değil, kayınbabamın amcası, yok kardeşinin oğlunun eşi. Doğru söyledi. Evet. Bülent abinin eşi yani. Bize su börekleri yapmış, çok güzel. Bir de efsane bir dolması var. Hemen tadına baktık. Şurada su böreği var, durun çekeceğim size. Instagram'a çektim de çekemedim. Var ya, çok güzel olmuş ya. Şimdi gideceğiz, tabaklarımızı hazırlıyoruz. Şu helvayı yiyin ya. Yiyin vallahi. Pınar abla çok güzel yapmış. Kahvemi ver benim. Ben şimdi şu manzarayla kahve fotoğrafı çekeyim dedim. Kız tepsi elimde mi kalacak? Kız soğudu ya kahve. Kim o soğuttun diye Pınar abla. Vallahi çok güzel bir kahve videosu çektik Instagram. Efendim aşkım. Kara kuzum benim. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Acaba hangisi orta? Ya ellerinden öperim senin aşkım. Dur benim. Nur bacım, Afiyet yenge sen içmiyor musun? İçmiyor musun Afiyet yenge? Aman bizim kahve. Afiyet yenge bizi duyamıyor ya. Aşı yokuşu çıktık ya, nasıl zor, nefes nefese kaldım. Şimdi dönüyoruz. Ailecek bir şeyler yapacağız ama ne yapacağımızı şu anda planlamadık. Bir tane daha var mı? Var var. Verebilir misin? Bir video çekip vlog düzenleyene kadar bizim sandalyelerimiz bile geldi. Çok güzel oldu. Hatta Instagram'da herkes evet bu masanın sandalyeleri buymuş diye yazmışlar. Gerçekten de doğru. Yani şöyle durun, geniş açıdan alacağım. Salona geniş olarak baktığımızda bu sandalyeler bu masaya öbür sandalyelerden çok daha fazla yakıştı. Benim de fikrim ve kanaatim bu. Çünkü masanın içindeki bu gri mermer tonları sandalyenin kumaşlarıyla çok güzel bir uyum yakaladı. Ve odayla da bir bütün sağladı. Şu anda koltukta battaniye var. Az önce çocuklar televizyon izliyorlardı. Şu an gecenin neredeyse 3'üne mi ne geliyor. Ama
Normal bu saatlerde oynuyor artık tatil olduğu için. Velhasıl sandalyelerimiz geldi. Hatta çok şöyle çabuk geldi. Bu taraftan da göstereyim. Koyu değil, açık değil. Koyu koltuğumuzla aynı renk yaptırdım. Çok tatlı durdu. Çok güzel oldu. Ben bu rengi seçerken bilerek seçtim. Hani farklı bir renk olsun istemedim. Griyi çok seviyorum. Ve duman gri tüy döküyor. Tüy döktüğü için de ne yaparsanız yapın döküyor. Yani bu bir gerçek. Kedi sahiplenmeyi düşünenler varsa bunun bilincinde olsunlar. İlk 1,5-2 sene hiç dökmedi. O bebeklikten orta yaş kıvamına geçince direkt tüy dökmeye başladı. Çok döktüğü için de onun rengine yakın bir renk olsun. Biz de evde daha rahat olalım diye düşünüyorum ki elimde yine sürekli hani böyle rulo da var ama bir tane tüy bile belli olunca gözünüz çok rahatsız ediyor. Velhasıl kelam çok güzel oldu. Instagram'daki geri dönüşler de aynı şekildeydi. Herkes sandalyemi ve masamı çok beğendi bu şekilde. Yani masayı beğenmeyenler bile şu an sandalyeleri çok beğeniyor. Ben de aynı şekilde. Öyle bir odayı size göstermiş oldum. Evet. Günler sonra videomu tamamlamak için buradayım. Uykudan kalktığım gibi böyle makyajsız tamamen doğal halimle karşınızdayım. Şu anda İktir abla, Merve bizim evde uyuyorlar, bizdeler. Büyük örümcem geldi biliyorsunuz. Köy videosunu da görmüşsündür zaten, yani köy kısmında. Dün gece bayağı bir geçirdik yani, artık sabah 4 falan olacaktı. Saat şu an 9.30. Ben 5 saat uyusam bana yettiği için uyandım ama onlar hala uyuyorlar. Yazda sessiz olmaya çalışıyorum uyanmasınlar diye. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsınız. Sevinirim. Sizi çok seviyorum. Bir şey de söylemek istiyorum. Bundan bir önceki videomda birkaç yani böyle bir 10 tane falan arkadaşı engelledim. Çok fazla değil açıkçası ama yine de bir şeyler söylemek istiyorum. Sanırım kameram mı oynuyor durum? Şöyle dursun. İnsanların hayatlarına, insanların yaşam tarzına, insanların düşüncelerine, İnsanların her şeyine saygı duymak zorundayız. Bu benim için de geçerli. Herkes için geçerli. Yani insanlar gerçekten çok değişikler. Ben de değişimdir. Herkes değişik. Sonuçta dünyada 6 ya da 8 milyar insan var. Şu an ne kadar insan var bilmiyorum ama hepimizin farklı düşünceleri var. Hepimizin farklı bir hayatı var. Yani işte oraya yok büyük görümcen açıldı mı, yok sen şöyle misin, yok böyle misin? Ya artık bu konuları kapatalım arkadaşlar ya. Önümüze bakalım. Ha ben rahatsız oluyor muyum, olmuyor. Ben 10 kişiyle sadece gerçekten çok saygısızca. Bir tanesi çocuğuma yazmıştı. Ne münasebet, tabii ki buna izin vermeyeceğim. Bir tanesi bana ve aileme yazmıştı. Bir tanesi eşime yazmıştı. Bir tanesi eşimin ailesine yazmıştı. Bir tanesi Elif ablaya yazmıştı. Falan derken engelledim. Hani saygısızca yorum yazan, insanları bedenleriyle, görünüşleriyle, fiziki durumuyla yargılayan, insanların hayatlarına saygı duymayan, ahlak ve terbiye sınırını aşan herkesi tabii ki engelliyorum. Sonra da bana Instagram'dan işte beni engellemesin, engellemi kaldır falan yazılıyor. Kaldırmıyorum arkadaşlar, yazmayın yani öyle şeyleri. Sizin için söylemiyorum, öyle yapan arkadaşlar için söylüyorum. Ben hayatım boyunca hiç kimseyi yargılamadım. Çünkü hayatım boyunca hiç kimsenin bana söyledikleriyle hareket etmedim. Ben sadece şuna inanıyorum. Kendi istediği hayatı yaşayan insanlar hiç kimseye gidip böyle yargılarda bulunup böyle yargılar dağıtmazlar. Ama iyi niyetle söylenen şeylerden bahsetmiyorum ki onları da herkes her şeyi biliyor arkadaşlar. Herkesin hayatına saygı duyup sadece onu seviyorsan onu sevdiğin için hayatında olmalısın. Bu benim düşüncem. Ama kendileri istediği için yaşayamayanlar, yani ya çevre baskısı, ya aile baskısı, ya eş baskısından dolayı, ya istediklerini yapamayan insanlar gelip insanlara yorum yazıyorlar. Bunu da nereden biliyorsun diye sorarsam, artık sosyolog gibi oluyorsunuz biliyor musunuz? Sosyal medyayla ilgilendiğinizde. Ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Burada kuş sesleri size geliyor mu? Çok güzel duyuluyor şu anda. Mesela Instagram'da ilk ben bu kararı verdiğimde, yani ilk tesettürden çıktığımda bana birileri bir yorumlar yazmış. Böyle upuzun falan. İşte böyle yok. Cehennemde falan filan, böyle de enteresan yorumlar. Yani enteresan diyorum çünkü bir insan sadece tesettürlü ne cennete layık olur ne de sadece tesettürlü olmadığı için cehennemi kazanır. Bunu zaten bilinçli bütün Müslümanlar biliyordur. Bu konuda konuşacak bir şey yok. Onun dışında da şunu söyleyeyim. Ne diyecektim? Bana böyle böyle yazmış arkadaş. Ondan sonra mesela aradan 6-7 ay geçmiş ki bunun gibi ben size yüzlerce binlerce mesaj gösterebilirim. Elif ablayla da okuyoruz bazen. Gerçekten çok şaşırıyorum. Hayatımda yine diyorum hiç kimse yargılamadığım için bu durum bana çok değişik geliyor. Yazıyor ki bana işte bir sürü şey yazmış. Bir dualar onlar bunlar. Ondan sonra da gelmiş yazmış ki Zehra Hanım ben görmemişim mesajı. Çünkü görsem muhakkak o saygısızlığa karşı karşıdaki arkadaşa engellerim. Çünkü benim binlerce takipçim var. Yani
630-640 bin kişinin bana neler yazdığını tabii ki takip edemem. Sonra da yazmış ya Zehra Hanım, ben sizden özür dilerim. Aslında ben de böyle bir şey yapmak istedim. Ya da ben istemeden kapatıldım. Ya da şöyle oldu ya da böyle oldu. Ya da işte yok ben aslında tesettürümü seviyorum ama işte hayatım boyunca hep yargılanarak büyütüldüğüm için ben de sizi yargıladım. Özür dilerim. Ben aslında hiç kimseyi birine baktığımda bu kapalı ya da değil diye sevme gibi bir durumum olmadı. Sizinle de alakalı böyle bir durum yok. Ben sizi seviyorum. Ama o anda öyle bilemedim kendimi, o şekilde davrandım, kusura bakmayın gibi böyle binlerce mesaj geliyor. Öncesinde öyle yazıp sonrasında böyle yazıp özür dileyenler. Olsun diyorum, kusum hakkım helal olsun, sorun değil, hani insanız, hataya düşebiliriz, hiç sıkıntı değil. Ama tabii ki herkesin hayatına saygı duymamız gerekiyor. Bunu başarmak da bence bir kişisel erginlik, gerçekten böyle. Yani bir de ben kimse için kendimi yormam. Gerçekten ya. Ben kendimde hayatıma odaklanıyorum. Bugün kendim için ne yapabilirim? Mesela dün gece İngilizce çalışamadım. Kitap okuyamadım. Şu an aklım bir köşesinde onlar var. Sadece yürüyüşüm yapabildim. Çünkü misafir var. Bayram yoğunluğu falan. Mesela şimdi aklımda o var. Ben ne diyorum? Bugün diyorum mutlaka açımı kapatıp İngilizceme çalışıp işte kitabımı okumalıyım. Yürüyüşüme yine çıkmalıyım. Çocuklarımla güzel vakit geçirmeliyim. Eşimle gerçekten günü kaliteli geçirmeliyim. Misafirlerim var, onlarla güzel ilgilenmeliyim. Şimdi içeri gideceğim, güzel bir kahvaltı hazırlamalıyım. Sonrasında insanlara iyi davranmalıyım. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bir şey de söylemek istemiyorum. Dediğim gibi sizi çok seviyorum. Herkesi seviyorum ben. Yani iyi yorum yazanı da kötü yorum yazanı da. Ben insanları seviyorum. Ama insanları tanıdıkça insanlara mesafe koyuyorum. Gerçekten mesafe koyuyorum. Çünkü insanlar nerede duracaklarını bilmiyorlar. Had var ya, o haddi bilememek. Ya bu benim için böyle. Hiç kimseye karışmadım. İki tane kızım var. Birisi 12 yaşında, birisi 11 yaşına basacak. Onları büyütürken bugüne kadar da bir defa bile onları böyle yargılayıcı cümleler kullanmak yerine hep tatlı bir dili kullandım. Ve gerçekten yani çabam bu oldu. Ve onları hiçbir zaman ne görünüşleriyle, ne giyimleriyle, ne de onunla ne de bununla yargılamak yerine onlara hep güzel şeyleri öğretmeye tatlı dille çalıştım. Yani zaten gerçek Müslüman hoşgörü böyle bir şey değil. Olamaz da. O 10 tane arkadaş için söylüyorum. Zaten artık aramızda yok. Muhtemelen bu videoyu da izleyecekler. Sizi de seviyorum. Sizi de yargılamıyorum. Gerçekten söylüyorum. Kendinizi gerçekten sevseniz, siz gerçekten sevilerek büyütülmüş olsaydınız. Yani bu sadece aileniz için değil. Ya çevrenizdeki birisi ya da siz ya da evlendiğiniz aile ya da tek başınızaysanız kendinizi sevemediğiniz için insanları sevmeyi de bilmiyorsunuz. O güzel dili, kırıcı olmayan dili kullanmayı bilmiyorsunuz. Ama umarım ki bir gün kendinizi çok seversiniz. Siz de çok sevilirsiniz. Ki bunun yolu da sizin kendinizi sevmenizden geçiyor. Ve mutlu olursunuz. Kimseye de üzecek şeyler yapmazsınız. Siz de üzülmezsiniz. Siz de çok değerlisiniz. Ben sizin de üzülmenizi istemiyorum. Ama kimse de beni üzmesine izin vermiyorum tabii ki. Ya üzülmüyorum dedim ya. Ama orada böyle saçma sapan eşimle mesela Elif ablayla çocuğumla alakalı yorumla alakalı benim kendime saygısızlığım olur. O yorumu orada bırakmak. Onu da tabii ki bırakmıyorum. Bu kadar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.